Cointurk TV'ye hoş geldiniz. Kripto para piyasasında önemli gelişmeler olmaya devam ediyor ve son zamanlarda ülkemizde de yakından takip edilen gelişmeler var ama bunlara geçmeden önce Fatih nasılsın? İyi Miray'da, yarına göre daha da iyi olabiliriz. Olaylara bağlı olarak tabii. İnşallah bakalım değerlendireceğiz şimdi hepsini. Tabii önce diğer genel piyasa değerlendirmemize geçmeden önce ülkemizi konuşmamızda büyük fayda var. Türkiye kripto para yasasına bir bakalım istiyoruz. Yani kripto paralarla ilgili neler oluyor ülkemizde? Önemli açıklamalar ve önemli adımlar atılıyor. Herkesin merak ettiği soru, kripto paralara vergi geliyor mu Fatih? Tabii bu 2021'in sonunda biraz daha netleşmesi beklenen bir şeydi ama 2024'ün ortasına geldik. Daha yeni bazı şeyler şekillenmeye başlıyor. Mayıs ayı sonunda yerel kripto para borsalarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen bazı kurallar komisyonlardan meclise gönderilmişti. Bu FATF kara para aklama gri listesinden çıkmak için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek harekete geçeceklerini açıklamıştı. Ardından görüşmeler yapıldı ve tek eksik konunun kripto paraların kara para aklama ile mücadele ve diğer konularda regüle edilmesi hususu olduğu açıklandı. Ocak ve Şubat aylarında da biz bu taslağı konuşuyorduk aslında. Yani bu taslağı görmeden konuşuyorduk daha doğrusu. Nihayet geçen ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi ve burada komisyondan geçti. Şimdi meclis kurul onayına gidecek. Burada sadece vergi anlamında veya ek maliyet anlamında %2'lik borsalara bir maliyet çıkıyor. Bu 60 maddelik son düzenlemeyi de. Sermaye piyasası kanununda yapılacak değişiklikle birlikte SPK ile TÜBİTAK arasında eşit paylaştırılacak %2'lik bir hizmet bedelinden bahsediliyor. Ve token listelemelerinde TÜBİTAK'ın işte inceleme itirazına olanak tanıyan bir kontrol mekanizması geliyor. Bunun dışında diğer tüm maddeler borsaların uyumluluk birimlerini ilgilendiren şeyler. İşte yöneticilerin olası kayıplarda şahsi sorumluluk alanı vesaire derken güvenlik anlamında önemli detaylar var. Şimdi vergi konusunda ilk gördüğümüz şey buydu. Bu %2'lik hizmet bedeliydi ama bu borsalarla SPK TÜBİTAK arasındaki kontrol denetim mekanizmasının maliyetlendirilmesi gibi bir şeyin sonucu olarak gelen bir ek ücret ve direkt olarak son kullanıcıyı ilgilendiren bir şey değil aslında. Borsaların gider kalemine eklenen bir madde. Ama önemli olan burada vergi konusu. Bu çok konuşuldu. 4 Haziran günü Mehmet Şimşek bazı açıklamalar yaptı ve kripto paralardan elde edilen gelirlerle Borsa İstanbul'da yapılan işlemlerden elde edilen gelirler için yeni bir gelir vergilendirmesi çalışması yapılacağını söyledi. Ardından kazançtan vergi konusunda bir geri adım atıldı. Bununla birlikte son açıklamalarda alım ve satımda daha düşük bir ücret talep edilebileceği hususu konuşuluyor. Ve hatta birçok kaynağın kamu görevlerine dayandırdığı bilgiye göre bu büyük ölçüde kesinleşti. Kanundaki yapılacak değişiklikle birlikte 10.000'de 4 oranında bir ücret talep edilecek işlem başına. Kanun geriye yürütülmediği için geçmişteki işlemlerde bir vergilendirme olmayacak. Burada tabii çeşitli nasıl uygulanacağına dair çeşitli farklı görüşler var. İşte bankalardan borsaya yapılan transferlerde veya borsalardan bankaya yapılan transferlerde direkt bakiyeden bunun düşülmesi söz konusu olabilir. Veya borsada işlem yaptıkça bu 10.000'de 4 oranında kesintinin uygulanması söz konusu olabilir. Bunlar henüz netleşmiş değil. Bahsi geçen oranlar yatırımcıların 100.000 liralık işlemde atıyorum 40.000 lira gibi vergi ödemesini mecbur hale getirdiğinden yatırımcılar için makul karşılanabilecek bir rakam. Bunun Haziran ayındaki yani içinde bulunduğumuz aydaki vergi düzenlemesinin için eklenmesi ve meclise gelmesi muhtemel görünüyor. Meclise geldiğinde de bunun daha detaylarını göreceğiz ama taslakta Ocak-Şubat ayındaki taslakta tecrübe ettiğimiz şey bunların birçoğu meclise gelen, komisyona gelen dokümanda gördüğümüz gibi tutarlı olduğu için burada da muhtemelen 10.000'de 4 oranındaki verginin gelecek vergi tasarısında bu şekilde yer alacağını söyleyebiliriz. Geriye dönük vergilendirme olmaması, işte kazançlardan %10, %20 gibi yüksek kazanç vergilerinin konuşulmaması vesaire şimdi Türkiye'deki kripto para yatırımcılar için olumlu. Ama bu paranın, yani işlemlerde bir vergilendirme olacak ama bu paranın, atıyorum, yurt dışından Türkiye'deki hesaplarına para bakiyesini taşımak isteyen yatırımcılara herhangi bir ek maliyet doğacak mı? Bu tabii biraz muallakta bir şey. Çünkü bir af vardı. 2 yılda bir çıkan bir af. Burada siz yurt dışındaki bakiyenizi %1 kesintiyle Türkiye'ye sokuyordunuz. Türkiye'de bunun nereden geldiğini sormuyordu. 2021 yılında yanlış hatırlamıyorsam bu vardı ve insanlar o zaman FTX tabii daha çökmemişti. FTX'ten direkt dolar olarak kendi banka hesaplarına bunun transferlerini yapıyordu. Devlet işte %1 kesintisini yapıp o parayı legalize hale getirmiş oluyordu. Yani vergi incelemesine vesaire girmiyordu. Burada acaba bu konuda bir şey yapılacak mı? Bu da tabii merak konusu. Bunlar büyük ölçüde gelecek tasarıdaki detaylarla netleşecek hususlar. Şimdilik söylenenler yatırımcılar için olumlu görünüyor. Peki aslında şöyle baktığımızda o zaman Türk yatırımcı için korkulan olmadı diyebiliriz. Çok büyük vergiler, çok büyük kesintiler, çok büyük engeller konulmayacak. Her ne kadar henüz karanlıkta kalan noktalar, netleşmeyen şeyler olsa da şu an için Türk yatırımcı kripto para konusunda yine muhtemelen ön saflarda olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bakın bundan sonraki gelişmeler ne olacak? Bundan sonraki gelişmeler netleştikçe daha alanda, gri alanlarda bizim için açılmış olacak. Peki gelelim şöyle bir her zaman takip ettiğimiz FED'in açıklamalarına, son gelen verilere bir göz atalım. Çünkü şu an piyasada da bir geri çekilme görüyoruz. Bunları nasıl yorumlarsın? FED nasıl etkileyecek bu sefer? Nasıl etkileyecek bu sefer kripto paraları? Ya şimdi ileride şöyle bir şey var. Bazı FED haftaları çok kritik sallantıda geçiyor. Bazıları çok normal geçiyor. Bu biraz daha gelen verilerle alakalı piyasanın oluşturduğu beklentiyle bir bağlantısı var bunun. Bu toplantıda yatırımcıları tedirgin eden şeyler duyabilme ihtimalimiz olan bir toplantı. Bunu görüyoruz. Cuma günü sallantıyla başladı her şey. Şimdi geçen hafta iş olanakları verisi çok güzel gelse de tarım dışı istihdam ve saatlik ücret artışları kötü geldi. Yani tarım dışı istihdam beklentinin yani 182-270 küsür 100 bin aşağı yukarı üzerinde geldi. FED toplantısından önce hiç görmek istemediğimiz bir şeydi. Hele ki ETF'ler bu kadar güçlü girişler görüyorken. Çarşamba günü, yani yarın 3 büyük olayın yaşandığını göreceğiz ve yatırımcılar bu yüzden başta dediğim gibi yani bazı FED toplantılarına çok daha tedirgin oluyorlar ve bu o bazı FED toplantılarından biri. 3 büyük olay yaşanacağı için çarşamba günü biz cumadan beri bir sallantıdayız. Bitcoin 68.500 dolardaki kilit destek seviyesini de kaybetti. Çünkü yatırımcıları endişelendiren, haklı endişelerini besleyen bazı riskler var. Şimdi birçok olayın aynı gün yaşandığını göreceğiz dedik. FED'in son gelen veriler ışığında yapacağı yorum ve çarşamba günkü Mayıs ayı enflasyon verisi çok önemli. Çekirdek enflasyonu %3,6, önceki açıklanan veri %3,5, 3,6 önceki açıklanan, bu ayda Mayıs ayı içinde 3,5'e düşmesi bekleniyor. Aylık enflasyonun %0,1 gelmesi bekleniyor. Bu da önceki ay %0,3 gelmişti. Yani enflasyonda hafif de olsa bir düşüş. Manşet enflasyonun da 3,4'te sabit kalması bekleniyor. Şu anki beklenti bu şekilde. Ama bunun ötesinde beklentinin çok üzerinde, yani çoktan kastım burada 0,1-0,2 bile moral bozabilecek bir şey. Çünkü enflasyonun yapışkan hale geldiğini teyit edecek. Bu piyasalarda hızlı satışları yarın ABD borsa açılışı sırasında tetikleyebilir. Genel olarak makro cephede bu kadar yoğun dönemlerde büyük iniş çıkışları görürüz. Yine böyle bir süreç yaşıyoruz. Ve yarın da burada volatilitenin artması muhtemel. Bununla birlikte Fed Başkanı Powell'ın akşam yapacağı konuşmanın öncesinde Fed faiz kararını açıklarken 3 yıllık beklentilerini de paylaşacak. sonrasında Powell'ın konuşmaları olacak. Beklenti üstü bir rakam, nasıl diyeyim, faiz kararı için beklenti dışında bir şey gelmesi beklenmiyor. Yani faizlerin sabit bırakılması bekleniyor ve bu %99 oranla beklenen bir şey. Herhangi bir indirim veya artırım beklenmiyor ama 3 yıllık faiz beklentisinde sert bir değişiklik olursa burada yatırımcılar için paniğin tetiklendiği bir evre görebiliriz. Çünkü biz 2024 başında 150 bas puan piyasa beklentisine karşı 75 bas puan FED üyelerinin ortalama indirim beklentisi gibi bir senaryo önümüze konulmuştu. Öyle bir ortam vardı. Ama şu aşamada Aralık ayı öncesinde kesin faiz indirimi senaryosunun zayıfladığı bir ortamdayız. Yani Eylül ayında indirim yapılma ihtimali kuvvetli ama Cuma günü gelen verilerin ardından Aralık ayından önce kesin faiz indirimi olur senaryosu piyasa beklentisinin ortadan kalkmış durumda. Şimdi FED üyeleri de yarın akşam 3 yıllık medyan ortalama faiz beklentilerini açıklarken 2024 sonu işte 2025-2026 yılı için tahminlerini açıklarken bize aslında faiz rotasındaki hedeflediği yolu anlatıyor olacaklar. Yılın başında 75 bas puan indirimi yıl sonu için tahmin eden üyeler eğer bunu çok enteresan bir şekilde, çok büyük bir şekilde yukarı yönlü revize ettilerse burada piyasada ciddi bir sorun görebiliriz. Peki hiç mi iyi haber yok? Var. Spot Bitcoin ETF cephesinde güzel haberler var genel piyasa anlamında. Mayıs ayında ETF ihracatçıları 29.592 Bitcoin biriktirmişti. Yani net girişlerin doğurduğu rezerv büyümesi bu kadardı. 3 ve 7 Haziran arasında, yani Haziran'ın ilk haftası için diyelim, ETF'lere 25.729 Bitcoin'lik bir net giriş oldu. Yani Haziran ayının sadece ilk haftasında hem 2 aylık madenci gelirinin ötesinde Mayıs ayındaki tüm talebiye yakın bir talep gördük ETF kanalında. Buradaki geleneksel piyasadaki yatırımcı duyarlılığının pozitif kalması bizim için olumlu. Diğer taraftan da şöyle bir şey var. Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası ilk faiz indirimini yaptı. Kanada'da beklenen faiz indirimini yaptı. İkisi de 25 bas puan indirime gitti. Kanada 4 yıl sonra ilk faiz indirimini yaptı ve politika faizini 4,75'e çekti. Avrupa Merkez Bankası 25 bas puan indirdi. Şimdi dünyanın geri kalanı faiz indirimlerine başlamışken Fed'in daha ne kadar bu sıkılaşma oyununu devam ettireceği belirsiz. Bu da aynı zamanda şöyle bir şey var. Ekonomik büyümedeki daralmayı da hesaba katarsak, işsizlik oranındaki artışı da hesaba katarsak Fed'in bir noktada diğer merkez bankaları bu kadar gevşemeye başlamışken bunu sürdürmemesi umut ediliyor. Eğer sürdürürse bu doların çok daha güçlenmesi, risk piyasalarının çok daha ciddi baskı görmesi anlamına gelir. Onun dışında bu 3 yıllık faiz tahminleri FED üyelerinin yarınki en önemli olaylardan biri. Burada göreceğimiz sürpriz de yatırımcıları, risk piyasaları için motive edebilir. Eğer 2025 için önceki açıkladıklarına yakın bir faiz senaryosu, faiz seviyesi açıklarlarsa bu bile FED'in işte bu yılın başında olduğu noktadan şu noktaya arada gelen bu kadar kötü olumsuz veriye rağmen enflasyonun ilk 3 ay düşmemesine vesaire rağmen çok fazla başta ve sondaki duruşunu değiştirmemesinden dolayı yatırımcıları heyecanlandırabilir. Şu anda piyasalar 150 bas puan indirim beklentisinden 50 bas puanı kadar indirim olmayabilir senaryosuna evrilmiş durumda. Yani bu aşamadan sonra Fed'in en kötü senaryosunu fiyatlayan bir piyasa varken Fed'den gelecek her ılımlı açıklama bizim lehimize olacak ve bu kadar negatifliğe rağmen Bitcoin'in işte 67.000, 66.900 seviyelerinde tutunabiliyor olması bence pozitif. Yani sallantı var ama sallantıdan sonra taşlar daha da yerine oturacak. O yüzden güzel. Yani şöyle değerlendirdiğimiz zaman belirsizliği fiyatlıyoruz aslında şu anda. Yarınki açıklamalar çok önemli. Tabii ki takipte olacağız. Bundan sonra da hem vergi konusunda hem piyasadaki son durum konusunda önemli gelişmeler bekliyoruz. Özellikle önümüzdeki birkaç gün önemli olacak gibi gözüküyor. Bakalım bundan sonra bizi neler bekliyor. Çok teşekkür ederim Fatih. Ağzına sağlık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.